Ben bir beyin cerrahıyım, bir akademisyenim. Antarktika'da, Grönland'da dolaşmış bir gezginim. Sizlere bir konuşma yapmam istendiğinde, genç kadınlara, hayata yeni başlayacak genç insanlara neler söyleyebilirim diye düşünmüştüm. Sonra bu ülkede artık kanıksanmış olan kadına şiddet, en berbat, en adi, en acımasız biçimiyle tekrar tekrar ortaya çıktı. Ve esasında ben şimdi sizlerin karşısında konuşmakta gerçekten de biraz zorlanıyorum. Çünkü bunda hepimizin suçu var, en çok da erkeklerin. Ben böyle zamanlarda şiire, şairlere sığınırım. Şairler evliyadır, bilirler ve söylemişlerdir. Bilmiyorum, Nazım Hikmet'in Taranto Babu'ya Mektuplar diye bir kitabı var. Okuyanınız var mıdır? O kitapta Afrika'dan Mussolini İtalya'sına gelmiş bir gencin karısı Taranto Babu'ya yazdığı mektuplarla Nazım faşizmi ve her şiirinde olduğu gibi tabii aşkı da anlatır. Taranto Babu'ya mektupların 5. mektubu belki de Nazım'ın yazdığı en güzel şiirlerden bir tanesidir. Uzun bir şiirdir. Sonu şöyle biter. Yaşamak ne güzel şey Taranto Babu, yaşamak ne güzel şey. Anlayarak usta bir kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak birer birer ve hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Yaşamak Taranto Babu, bu ne acayip iştir ki, bu ne menem gidiştir ki, bugün bu inanılmayacak güzel, kadar güzel, bu anlatılamayacak kadar sevinçli şey, böyle zor, bu kadar dar, böyle kanlı, bu denli kepaze. Kusura bakmayın, biraz karamsar bir başlangıç yaptım. Aslında son 20 yılda dünyada müthiş gelişmeler oldu. Teknolojide büyük ilerlemeler oldu. Mikro işlemcilerin iyice küçülmesi, ses ve görüntünün dijitalize edilmesi, işlenir hale gelmesi, Bluetooth, Wi-Fi, nanoteknolojiler ve bütün bu gelişmeler aslında dünyanın bir yandan bir ütopyaya, diğer yandan da bir distopyaya doğru evrilmesine yol açıyor. Evet, bu teknolojik gelişmeler müthiş ilerlemeler yapıyor. Tıpta benim asistanken hayal bile edemeyeceğim sıçramalar oluyor. Ama maalesef bu teknolojiler önce savaş sanayinde kullanılıyor. Önce ölüm makinalarının daha iyileştirilmesi, daha kolay öldür hale gelmesi için bulunuyor. Çoğunlukla öyle oluyor. Yani bu teknoloji önce insanları öldürmek, sonra kurtarmak için kullanılıyor. Bu teknolojilerin sonucunda bütün insanlar artık izlenebilir, dinlenebilir, kaydedilebilir hale geldi. Yani hepimiz makul şüpheli olduk. Orwell'in 1984 romanında anlattığı gibi. Bu arada küreselleşme artık evrimini tamamladı. Bir açıdan bakıldığında eğlenceli olabilir. Yani Amerika ile aynı anda dizüstü bilgisayarınızdan sevdiğiniz dizileri izleyebiliyorsunuz. Sevdiğiniz kahveyi Los Angeles'ta, Şanghay'da ya da İstanbul'da mesela Ümraniye'de aynı lezzetle içebiliyorsunuz. Para büyük bir hızla bir ülkeden diğerine girip çıkıyor. Ama insanlar aynı şekilde dolaşamıyorlar ülkelerin arasında. Bunun yanında bir de küresel ısınma, denizlerin kirlenmesi, türlerin yok olması falan. Bizim coğrafyaya geldiğinizde işler daha da kötüleşiyor. Savaş ve şiddet büyük bir ivmeyle tırmanıyor. Ve makro düzeydeki bu şiddet mikro düzeyde de bizleri etkiliyor. Sokaklara, evlerimize giriyor. Kar topu attı diye bir adam öldürüyorlar. Ve en çok da kadınlar etkileniyor bu işten. Kaygıyla izliyorum çünkü benim de sizlerin yaşında bir kızım var. Evet, karamsar başladım, sonra da karanlık bir tablo çizdim. Peki ne yapalım? Oturup ağlayalım mı? Tabii ki hayır. O zaman gelin bulutları dağıtalım, bu distopyadan çıkalım. Biraz benim baktığım gibi bakmaya çalışın. Önce kendinize şu soruyu sorun. Biz nerede yaşıyoruz? Biz kimiz? Ben nerede yaşıyorum? Ben kimim? Bu sorunun farklı cevapları olabilir. Türkiye'de, İstanbul'da, Van'da, Amerika'da, Arizona'da, Japonya'da, Almanya'da, Kreuzberg'de.
Yine kim olduğunuz sorusuna da değişik cevaplar verebilirsiniz. Türk'üm, Kürd'üm, Ermeniyim, Müslümanım, Sünniyim, Aleviyim, Katoliyim, İskoç'um, Katalan'ım, Zenci'yim. Bu sorunun yanıtını istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ama aslında tek ve doğru bir cevabı var hepimiz için. Biz evrende Dünya isimli gezegende yaşayan dünyalı insanlarız. Ben size baktığımda karşımda dünyalı genç kadınlar görüyorum. Meseleye eğer böyle bakarsanız her şey değişmeye başlayacaktır. Dünyalı olmayı benimserseniz ki isteseniz de istemeseniz de zaten en üst kimliğiniz dünyalı olmaktır. O zaman dünyayı daha barışçı, daha şiddetten uzak kucaklayabilirsiniz. Kendi kimliklerinize de sahip çıkabilirsiniz. Dünyaya böyle baktığınızda yalnızca diğer insanları değil, diğer canlılara da sahip çıkarsınız. Dünyayı yurdunuz olarak benimserseniz, o zaman bütün insanlar kardeşiniz, bütün hayvanlar evinizde beslediğiniz can dostunuz, bütün bitkiler balkonda baktığınız çiçeğiniz olur. O zaman ozon tabakasını da, denizleri de, üzerine HES yapılan akarsuları da, dağlarında siyanürle altın aranan köyleri de ciddiye alırsınız, önemsersiniz. Sizler dünya tarihinin 21. yüzyılında yaşayan insanlarsınız. Sanırım çoğunuz öğrencisiniz. Gelecek kaygısı sarmıştır içinize ama kaygılanmayın. Bakın ben beyin cerrahıyım. Her gün insanların en kötü, en zor, en sıkıntılı anlarına şahit oluyorum. Bunların yanında gelecek kaygısı çok da önemli bir şey değil. Aslına bakarsanız müthiş bir potansiyelimiz var ve her insan özel. Gerçekten öyle. Kimimiz zeki, akıllı, kiminin gözü güzel, kiminin saçı güzel, diğeri çok iyi koşucu, doğuştan tırmanıcı olanlar var, yön bulmayı becerenler var, iyi resim yapanlar, hızlı okuyanlar, matematikte becerikli olanlar, soğukkanlı olanlar, heyecanlı olanlar. Herkesin bir özelliği var ve bu özellikler belli alanlarda önem kazanıyor. Müthiş bir potansiyelimiz var. Gerçekten de bunu keşfetmemiz lazım. Kendinizi keşfedin. Gerekirse bir şeyleri bırakıp yeniden başlayın. Ben her gün ameliyat yaparken ameliyat ettiğim beyinlere bakarım. Hepsi birbirine benzer ama aslında çok farklıdır. Beyin dediğiniz biraz yoğunca muhallebi kıvamında bir organdır. Ve bütün bu uygarlığı bu muhallebi kıvamındaki organ yaratmıştır. Maalesef bütün zulmü ve şiddeti de. Şiddet bir yerden ben istemesem de gelip buluyor beni. Sizlere dünya gezegeninde yaşayan özel insanlar olduğunuzu söylüyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten inanarak söylüyorum. Hayatınızı planlarken, eş ararken, iş ararken, bir sonraki eğitiminizin bir sonraki aşamasını düşünürken dünyaya bakın. Üzerinde yaşadığınız dar coğrafyayla yetinmeyin. Dünyayı gezerek zenginleştirin kendinizi. İyi de bu değirmenin suyu nereden gelecek diyeceksiniz. O değirmenin suyu damarlarınızda dolaşıyor çocuklar. Yeter ki siz isteyin, yapılmayacak hiçbir şey yok. Biraz geriye gidip kendimden size örnek vereyim. Biz o zaman mektup yazardık. Tıbbiyedeyken yurt dışına staja gitmek istiyordum. El yazısıyla veya daha da ciddi olmasını istiyorsak, bir daktilo ile yazardık. Beyaz bir kağıt alıp geçirip tık 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 yazardık. Peki yollayacağımız adresleri nereden bulurduk? İnternet ve Google Baba yoktu tabii. Kütüphanelere giderdik. Dergilerde makale yayınlamış insanların adreslerine bakardık. Bu şekilde ben onlarca mektup yazdım. Sonunda bir gün tıbbiyenin başında İstanbul'dan Viyana'ya gittim. Otobüsle. Bütçemiz anca ona yetiyordu ve o zamanlar Topkapı'daydı otobüs garajı. Topkapı'dan otobüse bindim. Annem beni uğurlamaya gelmişti ve iki tane peynirli, iki tane de etli sandviç vermişti. Ben etli olanları sona bırakmıştım. O zaman salmonella denen mikrobu daha okumamıştık tıbbiyede ve yolda müthiş bir besin zehirlenmesine uğradım. Kusma, ishal, felaket. Ve şimdi parçalanmış ve içinden bir sürü ülke çıkmış olan o güzelim Yugoslavya topraklarında ikide bir de şoföre gidip otobüsü durdurmasını istediğimi,
o Yugoslavya'nın tavlalarına doğru yürüdüğümü ve bir otobüs dolusu bilmem neden Avrupa'ya giden insanın pencereden bana baktığını hatırlıyorum. Sonra Viyana'da Afro-Azyetik Enstitü diye bir yurtta kaldım. Komşularım Afrikalı ve Uzak Doğulu insanlardı. Ve ortak mutfak müthiş kokardı. Muz kızartması, kimyon, bin çeşit Uzak Doğu yemeği. O da komşum Doktor Ogunyemi isimli Zulu kabilesinin reisinin oğluydu. Ben o zaman Tarantababu'ya mektupları okumuştum ve Doktor Ogunyemi'yi o Afrikalı genç gibi gördüm ama tabii ki alakası yoktu. Doktor Ogunyemi'nin tek amacı vardı, Afrika'ya dönmemek, Viyana'da kalmak ve Zulu halkının paralarıyla orada var olmaya çalışıyordu. İki üniversite bitirmişti, bir doktora yapmıştı ve üçüncüsüne başlamıştı. Ama hiç olmazsa Zulu halkının paralarını Viyana'da sefil bir yurtta kalıp üniversite okuyarak harcıyordu. Daha sonraki yıllarda başka ülke reislerinin çocuklarının o ülke halkının paralarını başka şekilde harcadıklarına da şahit olacaktım. Viyana'da geçirdiğim zaman bana tam 14 yıl sonra Amerika'nın en prestijli beyin cerrahisi kliniğinden burs olarak geri döndü. Sanki tarih öncesini anlatıyor gibiyim, değil mi? Ama değil. Bahsettiğim yıllar 1982 falan. Dünyalısınız ve o şekilde davranın. Ben kızıma hep şunu söyledim. Bir şekilde Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya, Afrika'ya gittiğinde oralarda var olabilmelisin. Uçaktan indiğinde, istasyonda ya da otobüs garajında en azından kamu taşıma araçlarını kullanarak bir hostele kapağı atmayı becermelisin. Sonrası zaten kendiliğinden gelir. Tek bir insanın bile dünyayı değiştirme gücü vardır. Önce kendinizi değiştirin ama, kendinize sahip çıkın. Kendi hayatınızın komutanı olun, emrevi değil. Hayal kurun, imkansız hayaller kurun. Ben bunu asla yapamam dediğiniz yerden başlayın ama izin vermezler ki ile devam edin. Bunun için para lazımla devam edin. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Başka diller öğrenin. En az 3 çocuk yapmayın, en az 3 dil öğrenin. Eğer 3 çocuk yapmak istiyorsanız da yapın ama bu sizin tercihinizse yapın. Bunun için neleri göze alacağınızı hesaplayarak, o çocuklara neler vereceğinizi, nasıl bir hayat sunacağınızı planlayarak yapın. Düşmeyi göze alın. Eğer yükseğe tırmanacaksanız düşmeyi göze almanız lazım. Düşünce de hayıflanmayın. Ne evde, ne işte, ne de hayatta tutsak değilsiniz. Düşebilirsiniz ve sonra tekrardan yukarılara tırmanabilirsiniz. Ama hayatın içinde koşuşturup dururken, yukarılara tırmanmaya çalışırken bir bakacaksınız, asıl olan yukarılara tırmanmak değil, asıl olan kat ettiğiniz yol. Bir dağın zirvesinde 10-15 dakika ancak kalırsınız. Aslında o dağın zirvesi oraya çıkmak ve inmek için kat edilen yoldur. O yol sizin hayatınız olacak. O yolda sağlam durmaya çalışın. Düzgün insan olarak o yolda var olun. Yan yana gelmekten korkmayın, örgütlenmekten korkmayın. Arkadaş olun, rakibiniz olmasın, dostunuz olsun, yoldaşınız olsun. Ve uygarlığımızın yok etmeye çalıştığı bu gezegenin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Edip Cansever, Yer Çekimli Karanfil şiirinde şöyle der. Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. Bir başkası da yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Ben de size bir çiçek vereceğim şimdi. Kendi gözlerimle görüp kendim fotoğrafını çektiğim bir çiçek. Bu çiçek Grönland'ın ve Inuit halkının ulusal çiçeği. Adı Nivyersiak. Genç kız demek. Genç kız çiçeği bu. Şimdi bu çiçek Grönland'ın o çetin doğasında yeniden ve yeniden açıyor. Buzulların arasından çıkıyor. Şimdi siz de bu çiçeği alın, elden ele dolaştırın. Son söz olarak da yine bir şairin dizesini söyleyeceğim size. Ece Ayhan öbür tarafta da muhalefetini sürdürüyordur ve azıcık dizesini değiştirmeme kızmaz herhalde. Aşk örgütlenmektir. Bir düşünün ablalar.